Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna jitinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سعادتنين sebepleri deb nomlangan silsile derslerimizden bugün 8. sebep. Bugünkü mavzuyumuz bekarçılıktan kurtulgan. Bugünkü mavzuyumuz bekarçılıktan kurtulgan. Buradalar şu yerde aytilgan her bitta mavzu sizni saodat degan narsaga yetishlikka qo'yilgan bitta qadam. Şu darslarni eshitib, ertasi kuni tatbiq qilishlikni boshlab, agar hayotingizga kirgizib olsangiz, o'zi 3-tasini qoyim qilib qo'ysangiz shu sabablarni, o'zi hayotingiz zo'r bo'lib qolganini sezasiz. Siqilishlar, qo'rquvlar, xavotirlar, asablar nima bo'ladi? O'rniga tushadi. Hadi uspaketini içe olmuyorsunuz. Hadi psikologa var olmuyorsunuz. Bana buradalar, hammamızda malum, adamlarda orası da her hal mişmişler tarqiydi. Maza bir maza gəblər, asası bulmadan oldu koştu sözler. Hayadan gələdi onlar, bunu oylayıp görgen misiniz? Kim tarqatadı onlarını? Kimler çünkü o şeyden işlerden band buladı? Oylayıp görgen misiniz? Odatda bunaqa mishmishlarni asossiz bemaza vahimalarni tarqatayotganlar bekorchilar bo'ladi. Bekorchilarning hunari g'ibat. Shunaqa maqol bor ekan. Bekorchining mehnati g'ibat, ya'ni qiladigan ishi g'ibat. Surishtirib ko'rsangiz, siz bu mishmishni falonchidan eshitdingiz. U falonchidan eshitdi. U falonchidan eshitdi. So'rab-so'rab taqalab borsangiz, shu gapni birinchi bo'lib gapirgan odam o'sha siz bilan biz aytayotgan bekorchi odam bo'ladi. Shuning uchun maqolda aytiladi, bekorchining hunari g'ibat. Maqolda aytiladi, bekorchidan el bezor, so'zidan ko'ngil ozar. Astagfirullah, radu bi an yakunu ma'al khawalif. Ular orqada qolganlar. Ana shu orqada qolganlar bilan rozi bo'lganlar. Alloh ularning dillarini muhrlab qo'ydi. Bas endi ular anglamaydi. Zihin uchun, aql uchun eng xatarli bo'lgan narsa kishini ishsiz qolishi, kishini bekorchi bo'lib qolishi. Bu odamning holati katta tezlikda ketayotgan mashinani shofir uxlab qolgan. Shunga o'xshaydi. Mashina nima bo'ladi? Shofir uxlab qolgan, mashina unga moyil bo'lyapti, chopga moyil bo'lyapti, lekin borib bir joyga kirib ketishi aniq. Bekorchi odam uxlab qolgan shofirga o'xshaydi. Shuning uchun birodar bekorchi bo'lib qolishidan ehtiyot bo'lgin. Pulingni olmasang ham ishlaver. Haqqingni bermayotgan bo'lsang bekor qolma ishlaver. Chunki bermayotgan bo'lsa qiyomatga o'tdi. Bermayotgan bo'lsa eng kamida o'zingni bekorchilikdan saqlading. Ana shu qadimgi filosoflardan Buzurg Mehr aytadiki, agar biron ish bilan bandlik, shijoat makoni bo'lsa, u holda bekorchilik fasodlar makonidir. Bir narsa bilan band bo'lib mashg'ul bo'lishlik shijoat paydo qiladigan o'rin bo'lsa, endi bekorchilik fasodni paydo qiladigan o'rin bo'ladi. Hakimlar aytishadi, bekorchilikdan saqlaning. Zero bekorchilik aqlni buzadi, zaif insonni yiqitadi. Undan tashqari bekorchilik birodarlar hamma yomonliklarning sababi. Qayerda bekorchilik bo'lmasa, shu yerda yomonlik ham bo'lmaydi. Qaytarib aytaman. Qayerda bekorchilik bo'lmasa, shu yerda yomonlik ham bo'lmaydi. Masalan, bir odamning farzandi aynib qoldi. Fe'l-atvori, yurish-turishi nima sababdan shunaqa bo'ldi, bilasizmi? Farzandingiz qachon noto'g'ri yo'llarga kirib qoladi? Bekorchi bo'lganida. Shuning uchun esi bor ota farzandlarini bekor qo'ymaydi. Yo bir maktabda o'qiyotgan bo'ladi, yo universitetda, yo madrasada o'qiyotgan bo'ladi, yo bir hunarga berib qo'yadi. Yana shuni bilishimiz kerakki, birodarlar, bekorchilik shaytonning ekinzori hisoblanadi. Bekorchilik shaytonning ekinzori. Shayton u ekinzorda shayton yangi-yangi gunohlarni yetishtiradi. Endi bor gunohlarni esa rivojlantiradi.
Şunun için birader, bekarçı bu kaldın mı? Tamam. Sen gam kaygıya, havatırge, korkuya, vahimege tayyar tura olur. Çünkü bekarçılık seni gam taşmışke, korkunçlik geleceği sarı başlaydı. Bekarçı akıllar, iblisinin ustahanası. Bekarçı akıllar, iblisinin ustahanası. Şu sözde bir manasını çakıp görüyorlar da. Bari maza be maza işler bekarçılardan çıkadı. Çünkü bekar kaladıken bu senge, bu bekarçılığın senge ötmüşünü ve hazırını ve geleceğini daftarını açıp koyadı da seni bir halavat kıladı. Üç payıda onu diye kısamın diye bolardı, bunu diye kısamın diye bolardı, seni gelip gekirmasın kere girdi, indirime boladı ve hakeza. Çünkü bekarçılığından kurtul boladı. Özünge faydalı bugün iş bilen ben kıl özünü. Kalbin, cesedin, varlığını boş koyma. Eğer özünü band kımasın şunda iş bilen, biz yukarıda ötken keserlerle elbette düşüp olasın. Çünkü kainat boşluğunu kabul kımıydı. Kainat vakumunu kötar almıydı. Bir cayda bir nasıl ketse, onun gibi başka nasıl elbette kelerdi. Eğer bir cayda hayriyet, salahiyet, tohtap, tüyap kasa, boş kasa, onu fasat egelleydi. Yana maqolda aytilarkan, baxt yalqovga begona. Baxt yalqovga begona. Yalqov odam baxtli bo'la olmaydi. Ahmoqni kulgisi ko'p, dangasani uyqusi ko'p. Ana shu g'arblik tabiblardan bittasi, mashhur tabiblardan bittasi inson nima uchun yashaydi deb nomlagan kitobida shunday deydi. Tabib aytibdi, tajribasi katta bo'lgan tabib. Shifokorlik tajribamga tayanib aytamanki, ikkilanish, shubhalanish va xavotir sababli qaltiroq kasalga duchor bo'lgan kishilar biron ish bilan band bo'lsin. Chunki ish vaqtida paydo bo'lgan g'ayrat, shijoat insonga o'ziga bo'lgan ishonchni keltirib chiqaradi. Qo'rquvdan, vahimadan, xavotirdan qaltiroq bo'lib qolar ekan, inson shunga kasal bo'lar ekan. Yani bu kasaldan kurtuluş diyor olayım iken فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Yani kaçan ki namaz ada kılınsa, cuma namazı yerde tarqalıp Allah'ın fazl-ı merhametinden rızk-ı istoriler. Yani bu cuma namazını okuyken hareket kılıyorlar diye yaptı Allah'ta. فَانْتَشِرُوا تَرْقَيْلَرْ de beti yaptı. Buradalar bekarçılık bu insan özünü özü katıl kılıçlığı. Bekarçilik bu suitsit, mahfi ölüm. Uxlatuvchi dori bilan o'zini joniga qasd qilish. Bekarçilik narkoz birodarlar. Mana bilasizlar, Lev Tolstoy degan bir yozuvchi bo'lgan. Shu odam bir ajib so'zi bor ekan. Insonlarda har xil tushunchalar bor. Biri to'g'ri, biri noto'g'ri. Bu mutafakkir aytadiki, noto'g'ri tushunchalarning eng hayratlanarlisi qaysi? İnsonning baxti hech narsa qilmaslikda degan tushuncha. Bir odamni qo'lida katta dunyosi bor, hech narsa qilmaydi. Faqat yeydi, ichadi, uxlaydi, maza qiladi. Shu odamni baxtli deyish bu eng katta xato. Bu noto'g'ri tushuncha deb aytayapti. Chunki birodarlar, hech narsa qilmayotgan odam garchi u boy bo'lsa ham, to'rala tomoni qibla bo'lsa ham uni baxtli deb bo'lmaydi. Uni baxtli deb o'ylash noto'g'ri. Bunday hayot insonni zeriktiradi. Ana Elon Musk degan bor, bilasizlar, 300 milliarddan oshiq puli bor. O'sha odam oyog'ini osmondan qilib yotsa bo'laveradi, lekin ishlayapti u. Marsga chiqib, Marsda shu fath qilishi harakatida, uchirayotgan raketalarni chiqib, qaytib yerga tushishlikda harakatida nima bilandir shug'ullanyapti, mashg'ul. Birodar, bekarchilikdan o'zingni saqlagin. Ana shu Skandinaviya ülkeleri, Yevropani o'zida ham eng boy mamlakatlar hisoblanadi. İşlemeydigan odamlarga katta miqdorda pasobiya pullari beriladi. Turmush tarzi juda ham baland, ammo aynan ana shu Skandinaviya ülkelerida suitsidni miqdori juda ham katta. O'zini o'zi qatl qilganlarning eng ko'pi ana shu Skandinaviya ülkelerida. Nima uchun? Zerikkan bular. Demek birodarlar, baxt bekarchilikda emas. Gerçi o bekarçı adam boy bo'lsa ham.
İnsan tri bo'lish kerak, inson harakatda bo'lishligi kerak. Bekorchilik shunday bir azobki, bu azobni Xitoy mahbuslarga beradigan jazoga o'xshatsak bo'ladi. Mahbus bog'lab qo'yiladi, o'tkizib tikka qilibdi. Boshini ham bog'lab qo'yadi, qimillamay turadi. Hatto boshini qimillata olmaydi. Shunda boshidan suv tomizib qo'yadi. Chiq, bitta tomchi tushdi. Oradan bir muddat o'tdi, chiq, ikkinchisi tushdi. Bir minutda ikkita, bir minutda uchta tushadi, tushadi. Bitta tushdi, ikkita tushdi, 30ta tushdi, 100ta tushdi. Har tomchi tushgan sari boshni yorib yuborgidek azob mashaqqat bera boshlaydi. Keyingi tomchini tushishini kutib, shuni asnosida boyaga mahbus jinni bo'lib qoladi. Jinnilikka mubtalo bo'ladi. Tushunyapsizlarmi birodarlar? Bekorchilikdan o'zingizni saqlanglar. Biladi bekorchi, ha, men o'sha 500 so'mdan kuniga ishlaymanmi deydi. Ishlab tur, bekor o'tirgan. Bekor o'tiribdi. Bekor undan ko'ra bekor o'tiradi-da. Ya, men ishlamayman unga. Yana ishtahosi balad, o'ziga samatsankasi balad. Ha, men o'sha ishni qilaman ekanman. Ha, o'zingizga ayting o'sha qilsin. Turaveradi. O'zi asli shunaqa farzand ota-enaning mevasi. Hamma yoqda ota-ena o'zi qilib o'rgatib qo'ygan bo'ladi. Bola tambal bo'lib qolgan bo'ladi. To'g'rimi? G'arb mutafakkirlardan biri aytadi, agar baxtim chopganida yoki omadim yurishib ketganida deb o'tirib olib vaqtni bekor o'tkazishlik baxtsizlikning naq o'zidir. Ishlarim yurishib ketsa, omadim chopib ketsa deb bekor o'tiribdimi? Shu odam naq baxtsiz odam bo'ladi. Xayolga berilib o'tirmasdan harakatga tushish. Shunda birodar qoning aylanib Qoning yaxshi aylanib, miyanga bir yaxshi fikrlar keladi. Yangi hayot aqlingdan ikkilanishni tezda ketkizadi. Ishla, davomiy bo'l. Bor bo'lgan dorilarning eng arzoni va eng afzali shu. Tushunarlimi? Bor bo'lgan va samarali bo'lgan eng arzon va eng afzal dori mehnat qilish. Astagfirullah. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الله تعالى aytadi ayting amal qilinglar ishlanglar ya'ni turib olmanglar bas Alloh uning payg'ambari va mu'minlar qilgan amallaringizni ko'rib turar birodar ba'zida ishni ko'pligidan charchab malollanib ketasan bir yorug' kun ham bormikin ish hech ham bo'shamaysan birodar ishingni ko'pligi baxt İşni ko'pligi muammo emas, ishni yo'qligi muammo. Bekorchilik muammo, to'g'rimi? Yurting tinch, taning sog', mehnatinga pulni berib turishdimi, ishlab mazza qilmaysanmi? Ey o'g'il bola, peshaning tellab, yengini shimalab, bir ketmon chop yisanmi chiqib turib. Yo, bekor o'tiraveradi. Birodarlar, Ibn Sino. Bu ulug' tabib nima degan? Bekorchilik nafaqat jaholatni keltirib chiqaradi. Ayni paytda u kasalliklarni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bekorchi odami kasal bo'lishi ham ko'p bo'ladi. Rohat, huzur, halovat bekorchilik g'aflatdir. Bekorchilik mohir o'g'ridir. Aqling esa o'sha vahimali urushning o'rtasida qolgan o'lja nishondir. Agar birodar bekor qolgan bo'lsang, shart o'rningdan tur da namoz o'qi. Tasbih ayt. Istig'for ayt, takbir ayt, zikr bilan mashg'ul bo'l. Kitob o'qi. Yoz, uyingni, xonangni tartibga keltir, kimgadir foydang tegsin, bekorchilikni o'ldir. Qaraginda, uyingda sen qilishing kerak bo'lgan ish to'lib yotibdi. Ikkita mardikor olib kelsam, 1000 so'mdan bersam, agar o'tib chopib, tekis agat olib beradi. Bizni tanish manzaramı? O'zi men yo'q o'zi. O'zi hemir yo'q. Qaraganda uyingda sen qilishing kerak bo'lgan ish to'lib yotibdi. O tomni ichiga chiqqanda tartibga keltirish kerak. Podvalinga tushkunda u yerga ham shu tartib kerak bo'ladi. Qaysi asbob qayerda turibdi bilmaysan. Ko'chendagi ariq, eshigin tagidagi ariq tozami? Daraxtlaring sen o'zing xohlaganday chiroyli suratdami? Birodarlar, musulmon odam bekorchi bo'lishi mumkin emas. O'tirmaysizmi dada, sizga nima deysiz?
Yok, o mehnat kılıp örgengen, mehnat bilen özünü tırıyı kıskıladı, mehnat bilen özünü baklıyı kıskıladı. O için ketuvanda ovalıp seken, darahladı tayin çapıyken, agar o tutorluyken, darahladı pütüyken. Doğru mu? Ular mehnat kılıp özünü saldatıyı kıskıladı. Pensiyaga çıkkandayken oturup gördü. Bir yıl yarım oturuldu, bomadı. O için mehnat kıladı karılar. Düşündüler miydi köler? Kamil, mükemmel insanlı hayat olu da, üçte düşman kütüp duradı. Bekarçılık, boylik, maşhurlik. Bekarçılık, boylik, maşhurlik. Kamil insanı yolu da şu nesil duradı. Ular karakçıya okşap, onge hücum kılıp, onge hayatıdaki en yakşı nesil apı iş tohleydi. Nime ne dese, mehnet sevarligine. İttemem tura size. Dökenge varıp, İşim var, dükkanım var, aladığım aileğim var. Mazakım yok, ne turada? Açayım, açmayayım. Hava yakarıydı. Bana şu ilkesine şeytan oturduğun adam. Brother, sen ertelap üyünden çıkanıyında bismillah de. İbadet bile maşrub olayıp sen hazır. Çünkü şu mehnet tıkılışın, şu trişini tıkılışın, şu pulda alır top şişlik için işleştikin ibadet bulardı. Hayat arzimaganligi sababli juda ham qisqa. Çünkü mana shu qisqagina hayotingni birodar bekorchilikda o'tkazib yuborma. Ey yoshlar, yo ilm olinglar, yo hunar olinglar. Yoshlikni bekorlik bilan o'tkazmanglar. Yoshlik ham qisqa, yoshlikni bekorchilik bilan o'tkazmanglar. Agar yoshlikni huzur halovat bilan, bekorchilik bilan, o'yin kulib bilan, rohat bilan o'tkazsanglar, qariganinglarda mehnat mashaqqatga qolasizlar. Astagfirullah billah. Kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil adin. Alloh taolo qiyomat kunida so'raydi kofirlardan. Yerda necha yil turdinglar? Kofirlar bir kun yo yarim kun. Sanab turgan farishtalaringdan so'ra. Alloh taolo aytadi. Qala illabithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Alloh dedi. Agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar uzoq degan hayot juda ham qisqa edi. Birodar, biz sizlarga bir ishonchli nasihat go'yimiz. Yunon hakimlari qo'rquv va xavotirga o'xshash psixologik kasalliklarga duchor bo'lgan kishini davolash uchun dalaga haydashib yuborardi, bog'larga haydashib yuborardi, majbur ishlatishardi. Va mana shu ishlashlik jarayonida tez orada shu kasal yana xotirjam va tinch bo'lib qolardi. Stress bo'lyapsizmi? Asabingiz tarang bo'lib ketdimi? Ketmonni ko'tarib chiqing tolaga. Chiqing o'sha bog'bonni oldiga borib, xizmat bo'lsa aytayman, ishlayman deb. Shu zo'r lecheniya. Xullas asabi tarang bo'lgan, nervini bo'lib qolgan birodarlar bormi? Endi sizlar o'zingizlardan so'ranglar, shunga o'xshagan mehnatim bormi? Shat chiqib mashinangizni o'zingiz yuving. Shat agarotingizni o'zingiz choping. Daraxtlaringizni o'zingiz qirqing. Tugadimi uyda ish? Chiqing tolaga. Abedgacha ishlab qaytib kelinglar. Uyqu ham zo'r bo'ladi, chi, tolada ishlaganingizdan keyin. Bilasizmi? Tolada ishlaganlar biladi buni. O'sha qattiq non bilan sovuq suv shunaqa shirin o'tadi va abedda shunday tutkacha tutaga borib turib boshni qo'yasiz. Ana lechenya. Tushunarlimi? Asabi tarang bo'lgan odamlar shu tolaga chiqib ishlash kerak. Bu meni gapim emas bu. Undan tashqari o'qishni, o'rganishni yaxshi ko'radigan insonlar hech qachon bekorchi bo'lishmaydi. Kitob o'qiydi. Ilm o'rganadi, chiqib hunar o'rganadi. Qarang-da, demak, yalqovlar bekorchi bo'lishar ekanda. Yalqovlar bekorchi bo'lishar ekan. Ish harakat pichog'i bilan bekorchiligini birodarlar so'yib tashla. Mana shu narsani o'zi bilan sen 50% ga baxtli bo'lasan. Tabiblar kafolat berishadi shu narsaga. Dalil dehqonni qarang-da. Bog'bonni qarang-da. Quruvchini qarang-da. Novoyni qarang-da. Qo'shiq xirga oy qilib, kayfiyati choq, o'ylanishga, siqilishga vaqti yo'q yurishadi. Jismoniy mehnat bilan mashg'ul bo'lgan odamlar baxtiyor, saodatli, xotirjam bo'ladi. Qarang-da, harakatlari, shijoatlari sababli tanasida quvvat bor, ruhida xotirjamlik bor. Chunki ularda bekorchi vaqt yo'q. Chunki ular nimalar bilandir ovora, foydali narsa bilan band, rejasi bor, ishi bor.
Sen bo'lsang, birodar, ilon chaqib olgan odam bek to'shaginda ko'z yoshini artib, ming'illab o'tiribsan. Bekarchilikni mehnat degan pichoq bilan so'yib tugat. Saodatning 8-inchi sababi bekarchilikdan qutulgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.